Aynı şekilde altında da stoklama süreci devam ediyor diye geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Peki bu hafta altın ne olur? İşte stoklar devam eder mi? Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın da yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yastık altında duran altının ekonomiye, piyasaya hiçbir faydası yok şeklinde. Neler söylersiniz? Şimdi altın tarafındaki fiyatı önce yorumlamak isterim. Şu anda $2340 seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Gram altın 2452 lira seviyesinde serbest piyasalarda fiziki altın. Burada tepki alımları bu hafta bekliyorum. Takip ettiğimiz bant aralığı yine aynı. 2280-2380 dolar aralığı. Bu hafta 2380 dolar seviyesine kadar bir tepki alımı gerçekleşebilir. Ancak oradan tekrar bir satış gelme ihtimali yüksek. Aşağıda 2280 dolar seviyesiyle alakalı beklentim halen devam ediyor. Bu haftaki yükselişlere çok kalmamak lazım. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi lazım. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Ons altın tarafında 2380 dolar seviyesi bu hafta test edildikten sonra tekrar aşağı yönlü bir trend göreceğiz. 2300-2280 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın o gün kaça tekabül ediyorsa buralar alım yeridir orta ve uzun vadeli yatırımcılar için. Altın fiyatlarında son bir hamle aşağı yönlü bir trend bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hafta tepki yükselişi olacak çünkü. Tekrar altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, altın yatırımını düşünenler bunları fırsata çevirmesi gerekiyor. Düşüşler çok kalıcı olmayacaktır. Yine Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek son bir aydır altın tarafında altın açıklamaları devam ediyor. Özellikle içeride olmayan bir metali dövizle dışarıdan ithal edeceksiniz. Yastık altında duracak ve bunun ekonomiye katkısının olmadığını beyan ediyor. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Her ne kadar biz kurum ve kuruluşları desteklesek de yastık altındaki altınların toplanması noktasında başarılı olamadık dedi. Nitekim de öyle. Ancak hem fikir oldukları nokta veya bizim de katıldığımız nokta şu: yastık altındaki fiziki altın tutanlar ekonomiye bir katkı sağlamıyor. Burası ayrı. Ama bir doğru 10 tane yanlış olacak anlamına gelmiyor. Burada yanlış politikalar uygulandı. Yanlış bir iletişim kanalı denendi. Dünkü köşe yazımda da buna yer vermiştim. Özellikle iletişim noktasında vatandaşla doğru bir iletişim kuran, projeler noktasında doğru projeler uygulayanlar bu tarafta başarılı olabilir. Ama şu anda güven noktasında ciddi bir problem yaşandığı için fiziki altın toplama noktasında da ekonomi yönetiminin başarısı olma ihtimali çok yüksek. Biraz daha yeni projeler, halkın ne istediğini iyi bir şekilde kavrayabilen, altından bahsederken onları altını küçümseyen, yastık altı altın birikim yapan vatandaşları biraz daha farklı yorumlamaktan ziyade iletişim dilinin bence farklı olması lazım. Hele ki bugünkü ortamda hiç kimse kolay kolay yastık altındaki altınlarını sisteme katmaz veya dahil ettirmek istemez. Çünkü bir güvence olarak görmeye devam ediyorlar.